Merhaba, ben Lütfü Aysan. Bugün size 2 kW kompakt FM vericimizi anlatacağım. 2 kW vericimiz içerisinde 2 tane 1 kW'lık LDMOS transistör barındırıyor. Bu transistörler yansımaya karşı çok dayanıklı XR serisi transistörler. Ayrıca bu kompakt vericilerimizde, bütün vericilerimizde kullandığımız DDS modülatörü kullanıyoruz. DDS modülatör, modülasyon işlemini, stereo kodlama işlemini ve RDS işini yazılımsal olarak yapan modülatörlere denmektedir. Bu modülatörün kullanılmasındaki en önemli fayda, ses kalitesinin çok yüksek oluşudur. Yani analog giren ses hemen dijitale çevrilmekte ve bütün işlemler dijital ortamda yapıldığı için gürültüsüz, bozulmasız bir ses elde ediliyor. Vericimizi kısaca LCD menüyü anlatarak size anlatmaya çalışacağım. Şimdi vericiye bir yakından bakalım. Evet, 2 kW FTC 2K model 2 kW FM kompakt vericilerde gördüğünüz gibi ses girişleri ön panelden yapılıyor. Deviyasyon ayarı da ön panelde. 3 adet buton, 3 adet de LED var. Bu ledlerden bir tanesi yeşil, iki tanesi kırmızı. Yeşil olan power limit ledi, ortadaki proses ledi yalnızca bir arıza oluştuğunda koruma devresinin devrede olduğunu gösteriyor. Verici çalışıyor bu durumda, güç veriyor. Fault ledi kırmızı led, bu da verici bir arıza nedeniyle yayınını kesti demek. Yukarı buton ve aşağı butonlar var. Bir de OK butonu var. Yukarı butona basarak menüler arasında geçiş yukarı aşağıyla OK ile menülere giriş yapılmaktadır. Şimdi ilk menüde gördüğünüz gibi forward ve reflected powerlar görünüyor. Sağ taraflarında da bunların limit değerleri görünüyor. Yani 1989 watt çıkış gücü var. Power limit de 2000 watt ve gördüğünüz gibi power limit LED'i yanıyor. Çünkü maksimum güce ulaşmış cihaz. Reflected power 0 şu anda, bunun limiti de 164 watt. 164 watt'a geldiğinde proses LED'i önce gelmeden önce başlayacak yanmaya. Fault LED'i de 164 watt'a geldiğinde yanacak ve vericinin çıkışını kesecek. Şimdi menülere sırayla bakalım. Gördüğünüz gibi üst butona bastığım zaman iki tane transistörün çıkış güçleri ve akımları görünüyor. Yani birincisi 999, ikincisi 980 watt ve akımları da 24,5 ve 24,9 amper bu transistörlerin. Buradan bir transistörde arıza var mı? Çıkış gücü nedir? Bunlar kolaylıkla tespit edilebilir. Bir kere daha bastığımda amplifier voltajı 47 volt, driver voltajı 8 volt, input power 6,3 watt olarak görünüyor. Yani iki tane çıkış transistörünü süren driver'ın çıkış gücü 6,3 watt. Onun driver voltajıyla kontrol ediliyor bu driver'ın çıkış gücü. Onun da voltajı 8 volt. Amplifier'ın voltajı da 47 volt. Burada da DC efficiency %83 görünüyor. Şu anda %83 verimlilikle çalışıyor cihaz. 49 amper toplam çektiği akım iki transistörün. Bir sonraki menüde deviyasyon görünüyor. Deviyasyon şu anda ses girmediğim için 0.
Frekans 88 MHz ayarlanmış. Temperature da, soğutucu sıcaklığı da 24 derece. Yine aynı menüye geldim. OK tuşuna bastığımda ilk önüme gelen Power Adjustment. Buradan çıkış gücü ayarı yapılabilir. Mesela biraz düşüreyim çıkış gücünü. ...1950 yaptım. Çıkış gücü gördüğünüz gibi 1950'ye düştü. Tekrar bastım. Bir sonraki menüde servis var. Stereo mono var. Enable RDS. Bunun içinde kendisine ait bir RDS var. RDS enkoderi kendisinde. OK'ya bastığımda enable yapmak istiyor musun diye soruyor. Evet diyorum ve RDS'i devreye soktum. RDS'e bir şeyler yazmaya başlayalım. Mesela RDS settings'e girelim. PI'ını bunun 40A07 şu anda. OK dedim, yükledim. PTS'i mesela news haber kanalıysa yükledim. PSN'si 8 adet 8 karakterli satır yazabiliyoruz PSN'ye. Bunlar araç radyolarında gördüğünüz RDS'ler, RDS satırları. Birinci satıra ne yazmak istiyoruz? Bastım. Mesela birinci satıra A yazalım. Devam etmek istiyor musun diye soruyor. Yes dedim. İkinci satırı seçtim. Enter. Buraya da B yazalım. Devam etmek istiyor musun diyor. Hayır, etmek istemiyorum. No seçtim. Okay. Set RT'ye geldim. Radio Text. Bu da genellikle ev radyolarında olan bir özellik. Radio Text mesajları da buradan yollanıyor. Bu da yine 8 adet 8 karakterli satırdan oluşuyor. Birinci satıra yine çabuk yazmak açısından yükledim. İkinci satıra devam etmek istiyor musun? Evet. 2'yi seçtim. Bu sefer BBB yaptım. Devam etmek istiyor musun diye sordu. No dedim. Trafik announcement seçeneğini aktif hale getiriyorum ya da pasif hale getiriyorum. Trafik program seçeneği var. Onu da trafik programı yaparken aktif pasif yapabiliyorum. Alternatif frekans bir adet seçebiliyorsunuz. Bir adet seçtim. Ve bu menüden çıktım. RDS'i ayarlamış olduk. Artık bu verici RDS'li yayın yapıyor. Gördüğünüz gibi bütün menülere OK'ya basarak giriliyor. Buradan servise girelim şimdi. En önemli ayarların yapıldığı servis menüdür. 4 tane 0 ile buraya giriliyor. Şifresi var. Herkes girmesin diye. Gördüğünüz gibi gücü kesti verici. Power limiti ayarlayacağım. 2000 watt'ta şu anda. Ben bunu mesela power limiti 1500 watt'a ayarlıyorum. Yani çıkış gücü 1500 watt'ı geçmesin diyorum. Temperature limit 70 dereceye ayarlı şu anda. İstersek bunu da ayarlayabiliyoruz. Unbalance ratio bu da %75'e ayarlı şu anda. Gördüğünüz gibi bütün değerler verici bize ayarlamamıza müsaade ediyor. Bunu bilinçli bir teknisyen kendi arıza oluştuğunda mantıklı şeyler yaparak arızayı çok çabuk sonlandırabilir. Deviasyon limiti 75 kHz'i ayarlayalım. Preemphasis
50 mikrosaniye, 75 mikrosaniye, biz 50 mikrosaniye ayarlıyoruz. Device Mode bölümüne yalnızca yetkilendirilmiş teknisyenlerin girmesi uygun olur. Bu bölümde bazı koruma alarm işlemleri iptal ediliyor. Arıza ve testlerde kullanılıyor bu bölüm. Dolayısıyla buraya yalnızca yetkili teknisyenlerin girmesi uygun olur. Burayı geçiyorum. Set frequency, frekans ayarı yapılabilir burada. Mesela 88.9 yaptım. Set maximum values diye bir bölüm var. Buraya girdiğimde maximum amplifier voltajını yaz diyor. Yani bir transistöre uygulanan voltajın 50 voltu geçmesi halinde alarm devreye girsin demek bu. Ben bunları aktif ediyorum. Driver voltajı 13 volta geldiğinde verici kessin demek. Bizim şu anda 6.3 volttu 2 kW'da. Dolayısıyla 13 volta geldiğinde kesecek, gelirse. Input, maksimum input power 11 watt'ta şu anda. Bizim 6.3 watt'tı. Dolayısıyla 11 watt koruma limiti koyulmuş. 11 watt'ın üstünde çıkış transistörleri hasar göreceği için korumayı 11 watt'a koyuyoruz. Maksimum amplifier 1 current. Yani birinci transistörün akımının maksimum değeri. 30 amper koymuşuz. Evet. İkinci transistörün maksimum değeri 30 amper koymuşuz. Maksimum AC current. Bu opsiyonel. Her vericide yok. Bu vericide de takılmamış. AC current'ı da ölçebiliriz. Ve çıkıyoruz bu menüden. Şimdi sıra Protection Control bölümünde. Protection Control menüsüne girdiğimde Temperature Protection, Amplifier Voltage Protection, Input Power Protection, Unbalanced Protection, Output Power Protection, Reflected Power Protection bölümleri, Amplifier 1 Current Protection, Amplifier 2 Current Protection, Mains Current Protection, Driver Voltage Protection gibi protection'ları aktif pasif yapabiliyorsunuz. Yani mesela bir ambalans alarmı var ve tamir sırasındasınız. Bilinçli bir teknisyen bunu tespit edip buradan protection'ı iptal ederek işine devam edebilir. Mesela sıcaklık çok hep sürekli alarm veriyor cihaz ama sıcak değil ortam. Bu, yanlış bir alarm olduğunu anlıyorsunuz ama arızayı giderecek şeyiniz yok, durumunuz yok o anda. Gelir burada protection'ı kapatırsınız ve vericiyi çalıştırabilirsiniz. Bu birçok vericide yok. Bizim vericilerde böyle bir özellik var. Bu menüler gördüğünüz gibi her şey menülerde ayarlanabiliyor ve servis menüden çıktıktan sonra güç geliyor vericiye. Gördüğünüz gibi 1500 watt limiti ayarlamıştık. 1500 watt'a geldi şu anda. Kendisi reflected limit limitini 123 watt'a düşürdü. Yani her güce göre reflected power'ın limitini kendisi hesaplayıp yazabiliyor. Servis menüdeki bütün şeylere baktık, bölümlere. Bir de bunun içinde kalibrasyon menüsü var. Kalibrasyon menüsünü yalnızca fabrikada kalibrasyon yaparken ya da yetkilendirmiş teknisyenlerin sahada kalibrasyon yapacak ölçü aletleri varsa girebilecekleri bir bölüm. Buraya
normal kullanıcıların kesinlikle girmemesi lazım. Kalibrasyon neden gerekli? Bir vericide ilk defa belki kalibrasyon menüsü görüyorsunuz. Biz bunu her vericinin band genişliği bütün frekanslarda aynı kazançları vermiyor. Ufak tefek değişiklikler oluyor. Biz istedik ki bir radyo istasyonu frekansını bize verdiği zaman biz onun frekansında vericiyi optimize edelim. Her şey en iyi değerlerine verici tarafından ayarlansın. Bunun için de kalibrasyon menüsü koyduk ve fabrikada ya da şeyler değiştiğinde, frekans değişikliği yapıldığında sahada yetkili teknisyenler tarafından 50 ohm 2 kW'lık bir suni yük, 1 wattmetre ve bir bozuk yük ile bütün bu kalibrasyonlar yapılabilir. Dolayısıyla buraya normal kullanıcılar kesinlikle girmemeli. Girildiği zaman mutlaka fabrika ayarlarının yapılabilmesi için fabrikamıza gelmesi gerekiyor verici. Bu nedenle buraya girilmemesi gerekiyor. Password'ü de istediğiniz password'le değiştirebilirsiniz. Şifre 4 tane 0 size geldiği zaman bunu istediğiniz 4 tane rakamla değiştirebilirsiniz. Ve menüden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi vericimiz şu anda bütün menülerini inceledik. Çalışıyor. Ve ben çıkış gücünü görmek için ilk menüye geliyorum. Şu anda 1500 wattla yayın yapıyor. Bir de ses girelim. Ses girildiği durumda ne oluyor ona bakalım. Evet, vericinin seslerini girdik ön taraftan. Deviasyonunu ayarladık. Nasıl ayarlayacağız? Bir radyo buldum. Burada sesleri sinyal jeneratöründen bir müzik veriyorum şu anda. RDS gördüğünüz gibi. Yazmıştık ilk satıra. İkinci satıra BBB yazmıştık. Bu şekilde geçiyor. Ve vericimiz güzel bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.